Bugün burada İl Tarım Müdürümüz ve ekibi yeni açılan gıda ve tarım ürünleri üzerindeki devlet destekleri hakkında bilgi verecekti bize. Kendisi bize kısa bir sunum yapacaktı. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Sözü onlara veriyoruz. Evet. Sayın Başkanım, çok kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2006 yılından itibaren uygulanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı hibe destekleri konusunda bilgilendirmek için buradayız. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı dediğimiz %50 hibe destekli yatırımlarımız 2006'dan beri devam etti ve 2020 yılında sona ermişti. Bu konuda yoğun talep üzerine Cumhurbaşkanlığımızda çıkarılan yeni bir karar, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda bu hibe desteklerinin 2025 yılına kadar uzatılmasına ve bu yıllar içerisinde tekrar hibe desteklerinin verilmesine karar verildi. Bununla ilgili yayınlanan tebliğler kapsamında biz basını, üreticilerimizi, sanayicilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda tarımsal sanayinin geliştirilmesi, pazarlama altyapısının güçlendirilmesi ve yeni teknolojilerin hem sanayiciler hem tarımsal üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Tarım Bakanlığımızca hibe destekleri veriliyor. Bu hibe desteklerine yönelik ekonomik yatırımlar ve kırsal altyapı yatırımları dediğimiz iki ayrı konuda tebliğlerimiz yayınlandı. Bu tebliğlere göre birazdan çok kısaca değineceğim proje başlıkları konularında Tarım ve Orman Bakanlığımızca hibe desteği verilecek. Bu hibe destekleri için başvurular başladı. Bu başvurular ekonomik yatırımlar konusunda 6 Mart'ta, kırsal altyapı yatırımları konusunda ise 20 Şubat'ta sona erecek. Bununla ilgili hangi konulara destek veriliyor ben kısaca bahsetmek istiyorum. Ekonomik yatırımlar dediğimiz yatırımların bütçe tutarları 250 bin lirayla 3 milyon lira arasında değişiyor. En düşük proje büyüklüğü 250 bin lira, en yüksek projelerin bütçesi ise hibe esaslı bütçeler 3 milyon TL tutarında. Bu sınırlar içerisinde yapılacak yatırımlara %50 hibe desteği verilecek. Bu bizim hibe desteklerimiz de KDV tutarı yok. KDV hariç bu tutarlar %50 kapsamında. Hibe esas proje tutarımızın alt sınırı 250 bin lira. Bununla ilgili başvurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Tarım Bakanlığı'nın başvuru sistemi olan online başvuru sistemine başvuruyla ilgili bütün dokümanlar, bilgiler, evraklar, satın alma dokümanları sisteme girilecek. Ekonomik yatırımlarda 6 Mart'a kadar bu başvurular daha sonra değerlendirme ve uygulama aşamasından ibaret. Hangi konulara destek veriyoruz ondan çok kısaca bahsedeyim. Ekonomik yatırımlar konusunda bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, kurutulması, dondurulması ve soğuk hava depoları konuları bizim hibe desteğimiz kapsamında. Daha önce yapılmış olan ve bizim hibe desteğimiz kapsamında olan proje konularıyla alakalı yapılmış tesislere yenilenebilir enerji tesisleri kurmak, planlamak amacıyla proje başvurusu yapıldığında bunların da %50'si hibe yoluyla desteklenecek. Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işleme paketleme yatırımları, tarımsal üretime yönelik büyük bağış, küçük bağış, kanatlı yatırımları, sera yatırımları, küntür bantları yatırımları gibi değişik proje başlıkları konularında hibe desteği verilecek. Bunun için başvuruları gerçek ve tüzel kişiler yapabilecek. Gerçek kişiler içinde, tüzel kişiler içinde aynı bütçe tutarları kapsamında başvuru yapılabilir. Burada tüzel kişilerden kastımız limited şirket, komandit şirket, anonim şirketler, birlikler bu konuda destek talebinde bulunabilirler ve bunun için başvuru yapabilirler. Sadece bizim talebimiz yatırım yapmak üzere başvuru yapan tüzel kişilerin gerçek kişiler de öyle, tüzel kişiler de öyle kamudan bağımsız olması gerekiyor. Kamuya bu destekler verilmiyor. Şirketlerimizin ana faaliyet konularında yatırım konusuyla ilgili bir faaliyet konusu varsa ve tüzel kişiliğimiz bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlıysa bu şartları sağladıktan sonra yeni yatırımlar, tamamlama yatırımları, kapasite artırım ve teknoloji yenileme için başvuru yapabilirler. Burada konu ayrımımız yok. Tamamen tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesine yönelik ama
Özellikle Ünye ilçemiz biliyorsunuz Ordu'nun en büyük ilçelerinde ve fındık üretiminin en ağırlıklı olduğu ilçemiz. Ünye ilçemizde biz bu konuda özellikle fındık işleme tesisleri, kırım olsun, kavurma olsun, entegreye dönüştürme olsun, fındık işleme tesisleri konusunda biz başvuru bekliyoruz. Çünkü fındık işleme tesisleri bizim için özel öneme sahip. Çünkü bizim asıl ürünümüz fındık olduğu için bu konuda yeni tesislerin yapımına, inşaat dahil, makine ekipman alımı dahil, yeni tesislerin yapımına, eğer başlanmış tesislerin varsa bu tesislerin tamamlanmasına ya da mevcut işleyen tesislerimiz varsa bu tesislerde modernizasyon, kapasite artırımı, teknoloji yenileme gibi yapılacak yatırımlara da hibe desteği verilecek. Ancak yeni tesislerde yatırım yerinin başvuru sahibine ait olması gerekiyor. Ya da kamu kurumlarından ya da milli emlak gibi, özel idare gibi, sanayi ticaret odası gibi, borsa gibi resmi kuruluşlardan kiralanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Bunun dışında yeni tesislerin... Şahıstan kiralanamıyor mu? Şahıstan, gerçek ve tüzel kişilerden kiralama yapılamıyor yeni tesisler. Ancak kurulu bir tesis varsa, işleyen bir tesis varsa, bu tesiste teknoloji yenileme, makine ekipman alımı, modernizasyon gibi bir proje düşünülüyorsa, o zaman gerçek ve tüzel kişilerden kiralanmış olabilir. Orada bir engelimiz yok. Yine yeni tesislerimizde yatırım yerinin ipotekli olmaması gerekiyor. Ancak işleyen tesisler varsa, fındık işleme, paketleme tesisleri gibi, bu tür tesislerde ipotek konulmuş olabilir. Bu yatırımcı, bu yatırımı yürütmek, işletmek, bu tesisi işletmek amacıyla bir bankadan kredi almışsa, bankada bu tesisin işlemesine yönelik alınan kredinin ödenmesinde sorun olmadığını belirten yazıyı veriyorsa, ki genellikle bunlar veriliyor. Dolayısıyla bu tür ipotekli yatırımlar da bizim İBE programları kapsamında yer alıyor. Ve çok detaylı konular var. İşte bunlarla ilgili başvuruları biz Mart'ın 6'sına kadar bekliyoruz. Mart'ın 6'sından sonra yapılacak başvurular bir değerlendirmeye tabi tutulacak bir ayda valimizin başkanlığında. Daha sonra bakanlığımızca değerlendirilecek ve sonuçlandıktan sonra yatırımı uygun görülen başvurular sözleşmeden itibaren 2021 yılın Kasım sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.